Şu an size top sürmenin nasıl yapıldığını göstereceğim. Her ayağımızın içi ve dışıyla topu önümüzde tutarak ve fazlaşmadan topu ileri verip top sürmeye çalışacağız. Arkadaşlar, şimdiki bölümde size ayak içi vuruşları tanıtacağım. İlk önce ayağımızın içiyle şu ayağımızı açarak dizimizi kırarak ya da düzcene şöyle yumuşak bir atıyoruz. Sağ ayağımızın içiyle ayarlayıp ayağımızın içiyle. Bunun amacı topu istediğimiz zaman, istediğimiz yere, istediğimiz sertlikte, yavaş yumuşak hiç fark etmez, arkadaşlarımızla paslaşmamız. Hiç topa koşmalıyız. Evet, şimdi şöyle yapacağız. Topa. Durdursana topu oğlum. Anlamadım ki, bu ne? Durdur diyorum topu. Durdur desene. Evet arkadaşlar, bir bölüme daha geldik. Şu an dikkatinizi bana vermenizi istiyorum. Şu anki konumuz top kontrolü. Topu nasıl kontrol edeceğimizi öğreneceğiz. Biz aynı şekilde onu bir daha geri göndereceğiz. Hareketli olduğumuz için hep toparak topu yetişebiliyoruz. Ama eğer ben böyle beklersem topu koşarken bir dengem bozulur. Ama eğer hep hareketli beklersem topu hep yakalayabilirim.
Topa vuruş tekniğimiz ise topun havadan gitmemesi için topun az üstünü vurmamız lazım. Şöyle. Bazı arkadaşlarımız şöyle bir şey yapıyor. Öyle vurmayınız. Çünkü yakın zamanında bağlarınız ağrımaya başlar. Bunu her gün birkaç kere denerseniz zaten bir şey aradığını göreceksiniz. Evet arkadaşlar, son bölümümüze geldik. Son bölümümüzün adı da kontrollü kafa vuruşudur. Bu kafa vuruşu şeyi, kafa vuruşu iki bölüme ayrılıyor. Bir, arkadaşınız size rakip sahasına girdiğiniz zaman havadan yüksek top attığı zaman kaleye vurmaktır. Diğeri ise kaleci arkadaşınızın size attığı, kaledeki arkadaşınızın size attığı havadaki topa arkadaşınıza kafayla pas vermektir. Evet, şimdi göstereceğim. Birinci bölümü şu an yapıyoruz. Kafayla arkadaşınıza pas vermek. Evet. Yine aynı. Top sürmedeki gibi kontrol yapmamız lazım burada. Ve hep hareketli olmamız lazım. Eğer arkadaşımıza şöyle bir top atarsak o tutamaz ve yani top rakibe gider. Ve onu bizim dezavantajımıza kullanılır. Vururken baş üstüne değil, böyle değil, alanınızla topa böyle vurmanız lazım. Böyle de değil, böyle de değil. Yani şöyle vuruyoruz. Topu çok havadan değil, çok yerden değil, normal atmamız lazım. İkinci bölüme geçiyoruz. Arkadaşınız size top attığı zaman havadan onu kaleye yönlendirmeye çalışacağız şimdi. İlk bölümde dediğim gibi topu hep havaya atmamamız lazım. Kontrollü ve sabırlı olmamız lazım. Arkadaşınız size orta attığı zaman siz o topu direkt köşeye göndermeniz lazım. Yoksa kalecinin elinde kalır. Ben burada size ben çok iyi kafa vuruyorum, top oynuyorum demek istemiyorum. Sadece size anlatıyorum burada ve gösteriyorum. Benim de bazen kafa vuruşlarım çok oynuyor sadece. Şimdi diğer kötü yapmaya çalışacağım. Bu zor bir şey olacak.
göstereceğim size. Normal kafa başındaki top değil, uçan kafada amacı kalenin hep köşesine gönderip sert durmaktır. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Futbol oyunu kuralları ve oyun gereksinimleri. Futbol oyun alanı. Futbol alanı dikdörtgen biçiminde uzunluğu 90 ve 120 metre, genişliği ise 45-90 metredir. Ancak uluslararası maçlarda bu ölçülerin uzunlukları 45 ve 90 metredir. Genişliği ise... Futbol oyun alanı. Futbol alanı dikdörtgen biçiminde uzunluğu 90-120 metre, genişliği ise 45-90 metredir. Ancak uluslararası maçlarda bu ölçüler değişir ve uzunluğu 100-110 metre, genişliği ise 64-70 metre arasında değişir. Oyun alanı beyaz çizgilerle kaplıdır. Karlı havalarda ise siyah çizgilerle belirlenir. Bütün çizgiler en çok 12 santimetredir. 5 inç genişliğinde olmalıdır. Uzun kenarları taç çizgisi, kısa kenarlara kale çizgisi denir. Kale çizgilerinin tam ortasında birer kale bulunur. Kale iki direği ve üst direkten oluşur. İki direk arası 7,5 metre, üst direğin yerden yüksekliği ise 2 metre 44 santimetredir. Her iki direk ile üst direk aynı kalınlıkta ve en çok 12 santimetredir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Futbol maçı santrayla başlar. İlk yarı 45 dakika sürer. Devre arası 15 dakika sürmektedir. İkinci yarı yine 45 dakika sürer. Futbolda amaç ne kadar rakipten ne kadar çok gol yersen onun daha fazlasını atmaktır ve galip gelmektir. Teşekkür ederim.